Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzubillahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. 11. sözü geçtiğimiz iki derste de konuştuk. Bir sayfasını açtık. Ne diyelim? Şöyle ikinci sayfanın ortalarında bir yerdeyiz diyelim. Ama yine geçen hafta yaptığımız gibi ayetlerle beraber temsilin tamamını okuyacağız. 2,5 sayfa civarında falan bir temsilimiz var. O temsili okuduktan sonra tekrar dönüp tefekkür etmediğimiz kısmı tefekkür etmeye çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de inayetini ondan diliyoruz. Başlarken şunu aklımızda tutalım. 11. söz, ayetlerden de şimdi hem okuyup hem mealini okuduğumda biraz hissedeceksiniz. İnsan kainatta nice bir varlıktır. Kainat nasıl bir kurgudur? İnsan bunun içinde nedir? İnsan kainat bütünlüğü neler anlatıyor bize hidayete dair, imana dair, İslam'a dair? Bu gibi manalara karşı bizde bir uyandırıcı fonksiyonu var bu sözün. Ve öğretiyor ki Kur'an'da kainatın anlatıldığı, insanın içindeki konumundan bahsedildiği her yerde şunu hissetmeliyiz. Ya Cenab-ı Hak bizim bu uyanışı yaşamamızı istiyor. Nedir uyanış? Biz bir planın parçası olarak yaratıldık. Yani kainat yaratıldı ama bizden bağımsız, o öyle bir kenardaydı. Biz sonradan var olduk, geldik. Biz de işte tesadüfen oluştuk falan, haşa, böyle şeyler yok. Cenab-ı Hak kaderinde bunlar hep yazılıydı. Bir bütün ol emrin içindeydi hepsi. O olun bir bütünlüğü, bir güzelliği vardı o bütünlük içinde. Elbette Cenab-ı Hak her şeyi intizamla yarattı. O intizam bütünlükten haber veriyor zaten. Bir şeyde düzen varsa, intizam varsa, ahenk varsa bu ona bütüncül bir bakışın olduğu, onu yapan tasarımcının bir bütüncül bakışa sahip olduğunu gösterir. İnsan eserinde böyleyse elbette la teşbih ve la temsil, ondan 100.000 derece yüce ve âli bir şekilde, sonsuz derece âli ve yüce bir şekilde, 100.000 de az geldi bana şimdi. Kainatta da bu böyledir ve insanın içindeki bulunuşu da böyledir. O yüzden insan kendini, ya benim ibadetimin ne önemi var, ya benim günahımın Allah'a ne zararı dokunur falan deyip kenara çekemez. Çünkü sen düşünülmüşsün. Bütün bir ahengin son parçası olarak tasarlanmışsın. Merkezi parçası olarak hatta tasarlanmışsın. Şimdi burada o mana da var. Sen kendini oradan çekemezsin, kendini küçük göremezsin. Çünkü bütün resimle ilgilisin. Bütün resmin gözden düşmesini, gözden düşme derken tırnak içinde kullanıyorum. Yani asıl manasını tam ifade edememesine sebep oluyorsun. Kendini o noktada eksik görme. Mutlaka sorumluluğu üzerine al manası hem ilgili ayetlerde, hem sünnette, hem de bu sözde mündemiş. Başlayalım. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsü ve duhaha vel kameri izâ telâha وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ. Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Ama ila ahir denildiğine göre devamındaki ayetler de bu sözün tefsiri içinde, muradı içinde var. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri dedik. Kısa bir meali de şu şekilde, mealciyi. Yemin olsun güneşe ve aydınlığa ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Bakın, daha meal düzeyinde bile gördük. Cenab-ı Hak kainatı katman katman anlatıyor, ondaki tasarrufundan bahsediyor, onun kendisine işaretlerini zikrediyor. Bunu bir bütün olarak bize haber veriyor, sonra da en son insana geliyor. Nefse ve onu intizamla yaratana, yani sen de bir düzenin parçasısın. Sen buraya tam oturduysan, cuk oturduysan, tık oturduysan bu senin o ol emrinin içinde düşünülmüş olmandan. Yani tabiri caizse tırnak içinde düşünmek Cenab-ı Hak için kullanılmaz ama murad edilmiş olduğunu diyelim daha doğru ifadeyle. Seni Cenab-ı Hak böyle ya bu da olsun falan tesadüfen değil, kastederek kainatın başında, bize göre başında, onun için ezel elbette, geçmiş gelecek yok. Bir bütün olarak kastedilmiştin sen, kastın içindeydin sen, kendini o kasttan kaçıramazsın bu yüzden diyelim. Devam edelim, bir okuyalım şeyi, zaten ileride konuşurken açılacak. Ey kardeş! Eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünunu acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûmu bediaya ilim ve ıttılağı varmış. İşte kilit cümlelerden birisi, tam işte denilecek yer. Bu cümle aklımızda kalmalı. İşte her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nas'ın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini ishar edip göstersin. Ta cemal ve kemali manevisini iki veç ile müşahede etsin. Bir veçi bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasr yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü murassatı ile süslendirip, kendi dest-i sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucize kâraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizleri cami sofralar o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavetkerane ve sanatperverane bir ziyafeti âmme ihzar etti ki, güya her bir sofra 100 sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi, kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaveri ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Bir saatime bakayım da başlatmış mıyım? Evet, başlatmışım. Sonra bir yaveri ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini, sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip, içindeki sanatların işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve ne veç ile saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Dedik, Burası geçmiş derslerde konuştuğumuz kısım oluyor. Şimdi konuşacağımız kısma başlıyoruz. İşte o muarrif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakirtleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebliğatta bulunuyor. Diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bihemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken birden o muarrif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccühen gittiler ve dediler, Esselamu aleyke ya eyyühel üstad. Hakkan şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdakkik bir muarrifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez bir saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevvad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti, daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen, bazı şeyler için ihsar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani Zişan'ın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o hakim-i zişan bu kasrı şu meskur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi, gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, işte kilit cümlelerden birisi de bu sözün kilit cümlelerinden birisi. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir. Yani davetçisidir. Ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Bu da aslında kilit bir cümle ama onu geldiğimizde konuşalım. Şimdi girersem çıkamayacağım. Öyleyse denilebilir ki eğer şu üstad olmasaydı o melik-i zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit elbette o kasrı tebdil ve tahvil edilecek. Burada üstadın vücudu, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır burada kastedilen ve bütün peygamberlerdir elbette. Sonra da onların mirasçısı olan hakiki evliyalardır, mürşitlerdir. Anlatılıyor ama bir de insanın sırrına dokunma var burada. Yani insan sonuçsa aynı zamanda amaçtır. Amaçsa vücuttan öncesidir. Bakın nasıl ilginç. İnsan varlığın sonucuysa o zaman aynı zamanda varlığın amacıdır. Çünkü sonuç daha baştayken planlanır bir işte, değil mi? İnsan bir bina yapmaya niyetlendiği zaman o binanın ne olacağını da niyetlenmiş oluyor. Ev mi olacak, hastane mi olacak, ne bileyim adliye binası mı olacak? Ona göre bir mimari bir plan yapılıyor. Öyle bir plan yoksa öyle bir bina da olmuyor zaten. Adam ne yapacağını bilmez ki, nasıl yapacak? O açıdan sonuç aynı zamanda amaçtır. Amaç da vücuttan öncesidir. Burada levlake levlak ve ma halaktu leflak, yani olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisi kutsi de deniyor. Ama hani bazıları da senede olmadığından ya da senet bulunamadığından, söylenemediğinden dolayı öyle demeyelim diyor. Onların içinde hakikat olarak söyleyelim. Biz yani hadisi kutsi diyenlere itibar ederek hadisi kutsi diyoruz. İçindeki hakikat açısından en azından yanlış değil. Evet, sonuç amaçtır ve amaç planın öncesidir ya da vücudun öncesidir diyelim. Planın öncesidir. Evet, planın da öncesidir. Plan da amaç üzerine yapılır. Ama evet, orada bir hakikat var. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak hakikatin yüzünü de gör diyor. Bediüzzaman Hazretleri Hakikatler bahsine geçiyor. Ama biz oraya geçmeyeceğiz. Döndük. Şimdi konuşmadığımız yerden metni konuşmaya devam ediyoruz. İşte diyor o muarrif üstadın, yani kastedilen kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Muarrif yani arif, bilen, öğreten. Bakalım burada muarrif ne diye verilmiş? Tarif edici, tanıtıcı manası olarak verilmiş. Evet, bu metne daha da uygun bir mana. Tarif edici, tanıtıcı. O muarif üstadın. Ama arif mesela bizde biraz daha şey diye de bilinir. Bilginin, bilgeliğin diyelim olgunluğuna sahip kişi. Arife tarif gerekmez denir ya. Yani o bilge zaten işi çıkarıyor. Sonuçlara hızlı varıyor. Ya da işin sırrını çabuk kavruyor. Zaten sırlara sahip gibi manalar da arifin içinde vardır. Muarifi de onunla ilişkilendirelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyledir. Hem tarif edicidir hem de sırlara vakıftır. Cenab-ı Hak ona o sırları öğretmiştir zaten. İşte o muarrif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Üstad kelimesi usta bizde öyle geçmiş. Öğretmen olarak da kullanılıyor. Ama bir kitapta şöyle bir şey okumuştum. Otoritesini herkesin kabul ettiği kişi için üstad kelimesi kullanılırmış. Mesela Üstad Necip Fazıl deniyor. Böyle denmesinin sebebi yani Necip Fazıl'ın otoritesi, Necip Fazıl merhumun otoritesinin şiirdeki, edebiyattaki otoritesinin herkes tarafından kabul edilmesinden kaynaklanıyor. Yine işte Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyoruz. Niye? Otoritesi kabul edilmiş, genel kabul görmüş manasında da kullanılırmış diye okumuştum. İşte o muarrif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Avanesine yardımcıları. Öyle biliyorum, evet, yardımcı. Kendisi en büyük dairede. Şakirtleri yani talebeleri içinde durmuş. Bütün seyircilere şöyle bir tebliğatta bulunuyor. diyor ki tebligatta bilgi vermek vardır, uyarmak vardır. Değil mi? Mesela karakoldan tebligat geliyor. Uyarı ya da bilgi notu olarak başka bir şey söyleniyor. Ona da tebligat deniyor. Bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan Seyyidimiz, bu şeylerin izharıyla, gösterilmesiyle ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Kainatın amacı ne? Cenab-ı Hakk'ın bize sanatını izhar etmesi ve kendini tanıttırması, şuurlu olanlara. Ama öncelikle kendisinin de sanatını görmesi, görmek ve göstermek ister şeyi diyordu ya önceki cümlede, her cemal ve kemal sahibi cemal ve kemalini görmek, göstermek ister. Cenab-ı Hak kainattan evet kendi sanatını görmüş oluyor, zaten biliyor. Bir de onu vücut dairesine çıkarıp görmüş oluyor. Yine o biliş olarak görmek, biliş olarak düşünmek lazım. İnsani görmekten bağımsız daha üst bir görmektir bu. Ancak bizim görmemiz Cenab-ı Hakk'ın görüşüne işaret eder. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın görüşü ışığa muhtaç değildir. Göze muhtaç değildir. Merceğe muhtaç değildir. Gözlüğe muhtaç değildir. Nesneye, renge muhtaç değildir. Bunlardan yücedir yani. Bunlar bizim kusurlarımız, sınırlarımızdan kaynaklanan şeyler. Biz gözsüz göremiyoruz, biz ışıksız göremiyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın görmesi onun bilişinin bir ünvanıdır, ilminin bir ünvanıdır. Cenab-ı Hak da her şeyi görüyor. Buradan yaklaşıyoruz yani ona. Anlamaya yaklaşıyoruz. Yoksa onun görüşü bizim görüşümüzden çok çok yüce bir şey. Münezzeh, mukaddes bir mana yani. Teşbih yapmamak lazım böyle şeylerde. Bu şeylerin izharıyla, onları varlığa çıkararak, göstererek ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize Bismillah ilk öğrettiği şey ne? Onun aldığı ilk ders. İkra, Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku dediği zaman zaten işin içine yaratan Rab girmiş oluyor. Onun adıyla okuduğun zaman da ne oluyor? Eser ona gidiyor. Kimin sahibi, yani kim sahibiyse eser onun adına okunur, değil mi? İşte diyelim kurban kestiriyorsunuz. İşte Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kim kestiriyor bu kurbanı? Vekaleti kim verdi? Onun ismi okunarak filancanın kurbanı olarak kesiliyor bu. Ya da kurban kesenler başındaysa mesela onların olduğu bilinerek kesiliyor bu. Onlar adına kesiliyor bu. Ya da başka birisi için kestirecekseniz mesela ölmüş bir yakınınıza da kurban adamışsanız yani onun adına Cenab-ı Hakk'ın rızası için kurban kesiyorsanız onun adını söylüyorsunuz. Nasıl? Onu anarak, adını anarak veya bir tarihi eser. Bir tarihi eserden bahsettiğiniz zaman otomatikman sahibinden de kim yapmış, ne amaçla yapmış bunlardan da bahsediyorsunuz. Onun adına okumakla o sanat izhar oluyor. 23. sözde Bediüzzaman Hazretleri bunu intisap sırrı olarak açar. Yani eserin sanatı ustasına intisapla okunur. Eserin sanatı ustasına intisapla görünür olur. Bir tablo, Picasso'nun bir tablosu diyelim mesela. Eğer Picasso'nun imzası olmadan, onun eseri olmadan alelade bir şey olarak gözümüze çarpsa belki onun sanatını fark etmeyiz, üzerinde durmayız, kafa yormayız. Bu ne deriz ya? Hatta karışık kuruşuk her şey birbiri içinde. Bu ne adam yani? Resim mi yapmış, çocuk mu yapmış bunu deriz belki. Ama Picasso dendiğinde, işte onun tablosu dendiğinde, bir de böyle şatafatlı sergilerde cillop gibi duvarlara falan böyle ışıklarla falan asıldığında ha diyoruz bu demek ki dikkat edilesi bir şey. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü şu adamın elinden çıkmış bu. O adamın kıymeti eserine geçiyor. Ne anlamda geçiyor? Dikkatimizi çekmek manasında geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın eseri olduğu için kainatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ismini bize hesaba katmamızı öğretmekle, Bismillah dedirtmekle, La ilahe illallah dedirtmekle veya işte Elhamdülillah dedirtmekle ne yapıyoruz? Eserin içinde müessiri hatırlıyoruz. Artık Cenab-ı Hakk'ı hesaba katmış oluyoruz. Bismillah da bu demek. Allah artık varlığın yanında, arkasında, üstünde sahibi olarak okunuyor. Eserin kıymeti de buradan daha farklı şekillerde üst boyutlarıyla ortaya çıkmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ilk kazandırdığı şey nedir dersek işte bu. Eseri müessirli kılmıştır. Eseri müessirli kılmıştır. Biz artık hiçbir esere bizzat o eser diye bakmayız. Dünyaya sadece dünya diye bakmayız. Her şey yanında Allah'ın ismiyle olur. Bir ismillah. Allah'ın ismiyle beraber olur yani. Onun manası hep kafamızın arkasındadır. Bunları birinci sözde çok konuştuk. Bir Müslüman neye baksa Allah'la beraber bakar artık. Yani Allah içinde olarak, üstünde olarak, yanında olarak, ona renklendiriyor olarak, kuşatıyor olarak. Öyle bakar. Öyle bakmadığı ana ne deriz? Gaflet deriz. Öyle bakmayana ne deriz? Hayatı öyle geçene münkir deriz. Hiç bakmıyor mesela. Hiç Allah'ın eseri olarak görmüyor. Ona münkir deriz. Çünkü gerekli olan boyutu, varlığın doğru anlaşılması için gerekli olan boyutu inkar etmiştir o. Bilgiyi inkar etmiştir o. Gaybı inkar etmiştir o. Cenab-ı Hak Bakara suresinin başında neden gayba iman edenleri övüyor? Çünkü gaybın bilgisi varlığı tamamlıyor. Onun doğru anlaşılmasını sağlıyor. Gaybını hesaba kattığınız zaman buradaki yazı doğru şekilde okunuyor. Mesela bir diyelim eski yazı buldunuz. Yazının bir kısmı kaybolmuş. Bir kısmı duruyor. Kaybolan kısmı yokmuş gibi davranırsanız yazıdan bir şey çıkmıyor. Ama o kaybolan kısmı şöyle bir kaleminizle tasavvuran olsun böyle tamamladığınız zaman ya da hayalinizle şöyle bir tamamladığınız zaman yazı okunur oluyor. Gayb bilgisi, imanı bizim bu varlıkta şahit olduğumuz şeydeki eksik yazıları tamamlamamızı sağlıyor. Doğru anlamamızı sağlıyor. Kainata baktığımız zaman biz bir münkir gibi bakmıyoruz. Bir ateist gibi, bir ne diyelim başka inanç mensubu gibi, bir ehli şirk gibi bakmıyoruz. İslam'dan gayrısı hepsi ehli şirktir. Deist de ehli şirktir yani. Tam sahibini koyarak, doğru yeri, doğru manayı, eksik manayı koyarak, eksik parçayı yerleştirerek bakıyoruz ve mekanizma açılıyor veya yazı okunur oluyor. Doğru taşlar doğru yerlere konmuş oluyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bize okuttuğu harfler sayısınca salatü selam olsun, sonsuz salatü selam olsun. Onun öğrettiği bu bilgi olmasa bizde de bu irfan olmazdı. Bu şeylerin izharıyla ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Cenab-ı Hakk'ın muradını bildiriyor hem de onun bizden beklentisini, istediğini, razı olduğu şeyi bildiriyor. Müzekkin'in nüfusta geçiyordu galiba. Cenab-ı Hak diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor galiba, kula Allah'ı sevdirir, Allah'a da kulu sevdirir. Şimdi Allah'ı kula sevdirin, onu anlıyoruz. Onu öğretiyor çünkü Cenab-ı Hakk'ın marifetini öğretiyor bize. Onu öğrettikçe de onu seviyoruz elbette. Çünkü güzel bir Allah'ımız var. Güzeller güzel bir Allah'ımız var. Güzel şeylere dair bilgi arttıkça sevgi de artar. Peki Allah'a kulu nasıl sevdiriyor? O da işte sünnet-i seniyesiyle neyden razı olduğunu bize öğretiyor. Biz o rengi girdiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbetmiş oluyoruz. İki tarafı da var. Zülcenaheyn. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Çok belli. Yani Cenab-ı Hak öküze bir balya saman rızık yapmış. Öküz onu yiyor, karnı doyuyor, hiç de aramıyor. Bir de kaslı güçlü, tosun kocaman, iri yapılı hayvanlar mesela. Kurbanlık bakmaya gittiğinizde bu gözle de tefekkür edebilirsiniz. Yediği bir şey, iki şey, üç şey. Ama hayvan taş gibi. Bizden çok daha kuvvetli, çok daha sağlıklı bir hayvan. Ama bize farklı farklı katmanlarda, farklı farklı güzellikleri anlayacak idrakler, lezzetler, bilmekler verdiği gibi nesneye de öyle boyutlar katmış. Yani bu iş sadece bizde farkındalık olduğunda değil, nesnede o katmanlar olduğunda açılabilir. Hem nesnede o katmanlar olacak, hem bizde bu farkındalık olacak. İkisi beraber olursa anahtar kilit gibi bu mekanizma çalışacak. Hem nesne öyle, hem bizde böyle. Bir meyveye baktığımız zaman insanoğlu kokusundan zevk alıyor, görünüşünden zevk alıyor, tadından zevk alıyor, besininden istifade ediyor gibi gibi. Belki daha bilmediğimiz katmanlarda da bizim ondan istifademiz oluyor. Nasıl oluyor bu istifade? İşte onda o katmanlılık var, bizde de o farkındalık var, onu tartabiliyoruz. Bize bir demet gül uzatıldığı zaman alıyoruz, kokluyoruz, işte vazoya koyuyoruz, bakıyoruz. Ama bir eşeğe uzattığın zaman öyle yapmıyor, onu hatır otur yiyor mesela. Neden? Çünkü onda o katman yok. O daha alt bir katmanda muhatap oluyor nesneyle. Evet, tezzinat yani süsleme, o şey öyle olmaya mecbur değilken daha da güzel olması. Çiçek, mesela geçen derste de konuştuk ya, çam kozalar, çam ağacının tohum vermesi ve çoğalması için yetiyor. Niye elma elma üretiyor? Neden portakal portakal üretiyor? İşte yetiyor. Veya işte o kara hindiba hani üfleyince tohumları dağılan şey. Ya yetiyor işte, tohumları dağılıyor. Onu yapsa bir ağaç üretse veya işte kavaklarda mesela pamuk oluyor. Biz ona pamuk derdik küçükken. Başka ismi nedir bilmiyorum. Hani alerji falan da yapar bazılarında. Mevsimi geldiğinde o tohumların dağılma zamanı havada hep böyle pamuklar dolaşır. Böyle uçarak gezdiklerini görürsünüz. Bizim memlekette çok kavak vardı bir dönem. Sonra kestiler onları. Yeraltı su tesisatına, kanalizasyona falan zarar veriyor diye kökleri. Ama bir tohum verme zamanı geldiği zaman yerler böyle şey oluyordu. Pamuk, havalar pamuk. Sanki kar yağıyor. Bak yetiyor o ona. O ona yeterken çilek niye böyle? Salatalık niye böyle? Karpuz niye böyle? Yetiyor o ona işte. Yani bir tek mekanizma, tek şekil olabilirdi. Gayet de başarılı olurdu. Ama Cenab-ı Hak öyle yapmamış. Farklı farklı şeyler işte, süslemeler, nakışlar koymuş. Farklı katmanlar açmış. Bizde o farkındalık olduğu için. Bu da şunu gösteriyor işte, Cenab-ı Hak kendisini sevdirmek istiyor. Çok belli. Bu süslemeyi yapmasının sebebi, onu öyle işte balya saman gibi bize vermemesinin sebebi, daha da fazla muhabbetimizi celbetmek istemesi. Biz mesela sevdiğimiz bir insana götürüp kafasına mı atıyoruz bir hediye aldığımızda? Hayır. Kutuluyoruz, süslüyoruz. Ona muhabbetimize göre de belki daha böyle albenili hallere getiriyoruz. Aldığımız hediye de ona göre albenili oluyor. Bu da bizim ona sevgimizi gösteriyor. Ya adam ne kadar uğraşmış diyorsun. Bak benim için ne kadar uğraşmış bu adam. Seviyor yani, çok uğraştığına göre. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak için öyle çok uğraşmak yok ama onun kemalinin bir yansıması olarak o şey var, sanat var. Ve siz o sanata baktığınız zaman da yine o şeyi hissetmelisiniz. Cenab-ı Hakk'ın sizi sevdiğini, kendisini de size sevdirmek istediğini hissetmelisiniz diyor. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir, yani ne güzel yapmış, ne uğraşmış, vay ne sanat dediğiniz zaman o bir takdir oluyor. Ve işlerini istihsan, güzel bulmakla kendinizi ona sevdiriniz. Elhamdülillah demek güzel bulmaktır. Şükür olsun demek güzel bulmaktır. Başka katmanlarda bilim bile mesela, eğer bilim adamı imanlı olsa, kafası çalışsa, yani o satırın, kitabın manası neye dair olduğunu anlasa, kavrasa, yaptığı her şey aslında istihsandır. Değil mi? Bilim adamları öyle şeyler söylüyorlar ki bazen kendileri de hayretle, ama şey diyorlar mesela, tabiat bunu bir mucizesi olarak yaratmış falan. Allah dese orada anlayacak ki ya bu muhteşem bir iş. Zaten muhteşemliğini kavruyor, Allah'a veremiyor. Diyor işte şu hayvanın şu şekildeki varlığı şu dengenin korunmasını sağlıyor falan. Bir giriyor size, bir anlatıyor. Çok güzel ama işte onun amacı ne? İşte amacı Allah'ın kendisini sevdirmek istemesi, bizden de sevgi istemesi. Biz Cenab-ı Hakk'ın eseri olarak kainatı okuduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın razılığını kazanıyoruz. O eserin, hediyenin amacına uygun olmasını sağlıyoruz. Teşekkür etmediğiniz bir hediye amacına ulaşmamış olur. Çünkü karşıdakinin kalbi kırılır. Yani o gaye neydi? Sizin onu sevmesini sağlamanız. Ama alıp çöpe atar gibi muamele ederseniz ona, o aradaki şey kaybolur. İrtibat kaybolur, intisap kaybolur. Bu da belki size hediye verenin dahi düşmanlığına sebep olur. Yani ne adammış, ne odun adammış, ne şeymiş, kalas bir adammış, marangoz görmemiş bir adammış. Hani bak bunun bile kıymetini anlamadı veya işte ne emekler verdim de bir dönüp teşekkür etmedi gibi gibi husumete varan şeyler buradan çıkabiliyor. Bazen düşmanlık buradan çıkıyor. Yani kıymet bilmemekten. Düşünün, Cenab-ı Hak bütün kainatı bizler için yaratmış. İçinde türlü türlü sanatlar yerleştirmiş. Güzellikler koymuş. Alıp böyle kenara atmakla, yiyip elhamdülillah dememekle, bismillah başında dememekle biz de aynı muameleyi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu hissetmemiz lazım. Yani işte niye Cenab-ı Hak cehennem diye bir şey yaratmış ve oraya kafirleri atıyor? Bu yüzden adamın yaptığı muameleye bakar mısınız yani? Cenab-ı Hak kainatı yaratsın, binlerce, on binlerce, milyonlarca, milyarlarca yıllık süreç. O sürecin bütün çarkları doğru işlesin. O adamın hayatı var olsun. O adam hayatının içinde o sürecin sonucu olan birçok nimete ulaşsın. Ama hepsini kaldırsın, çöpe atsın. Şimdi insan olan insan ortasından çatlar yani bu nankörlük karşısında. Evladının nankörlüğüne insan dayanamıyor. Dostunun nankörlüğüne insan dayanamıyor. Kul bir kere Cenab-ı Hakk'ın, mesela biz dostumuza ne kadar iyilik yapıyoruz. Aldığı nefesi biz vermiyoruz mesela. Bizim yaptığımız bir yemek ısmarlamak, bir çay ikram etmek, bir hoş sohbet etmek gibi şeyler. Biz bunlardan dolayı bile ya ne kadar nankörsün diyebilme hakkımızı kendimizde buluyoruz. Veya bir borç vermişizdir mesela. Dar gününde bir yardımımız olmuştur. Ya bizimki çok az bir şey. Yani o insanın üzerindeki hakkımız ne? Hiçbir şey. Babanın evladı üzerindeki hakkı çoktur. Annenin evladı üzerindeki hakkı çoktur. Ama o bile bir yere kadar. Hayatını o vermiyor ki. Hayatını veren Allah. Bir de o kadar kul düzeyinde Rabbine muhtaç olan bir şeyin nankörlüğü elbette gadab-ı ilahi köküne kadar, sonuna kadar, dibine kadar hak ediyordur arkadaşlar. Yani niye ya Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı mı var, insanları cehenneme atıyor? Bu ne şey falan, ona yakışır mı? Onun rahmetine yakışır mı? Ama senin nankörlüğün sana yakışıyor mu? Sen onu bir düşün bakalım. Senin ona edepsizliğinin gönderdiği mesajları bir düşün bakalım. Yıktığın duvarları, taşları, itibarları bir düşün bakalım. Saygısızlığı bir düşün bakalım. O zaman taşlar yerine oturuyor işte, diyorsun ya hak etti. Sana nankörlük eden adam için bak iyi başına iyi ki bu böyle bir şey geldi diyorsun. Hoşuna gidiyor. Çünkü nankör diyorsun buna bak. Ben buna bir daha yardım etmem. Sürünsün bu diyorsun. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı edilen nankörlüklerde pek bağışlayıcısın. Niye böyle? Yani işte burada bir adalet duygusu varsa eğer insanda, evet Allah'a karşı adaletsizlik de, Allah'a karşı saygısızlık da böyle bir cezayı bulmalı demesi lazım. Cenab-ı Hak bizi cehennemliklerden olmaktan rahmetiyle, keremiyle muhafaza eylesin. Cennetiyle, cemalullahıyla şerefyade eylesin. Evet, şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile. Sanatını takdir, işte o derinliği anlamak. İşleri istihsan. Farz edelim ki derinliği kavrayamadınız. O kadar diyelim şey değilsiniz. Ama sonuçta o şeyin güzel olduğunu, güzele vardığını idrak edin. O da istihsan kısmı. Ben bir bilim adamı kadar bilmiyorum fiziği, kimyayı, biyolojiyi veya işte bir portakalın ne olduğunu, neli olduğunu, nice olduğunu bir botanikçi kadar bilmiyorum. Fakat yine onun sonucunun istihsan üzere olduğunu, güzellik üzere olduğunu biliyorum, seziyorum. Bunu yap en azından. İkincisi buna gidiyor. Ama asıl şu tarafta sanatını da takdir etmen lazım. Bazen hani tartışmalar oluyor ya, İslam bilime mani midir, engeller mi? Yahu Cenab-ı Hakk'ın eşyadaki sanatını anlamak Müslüman için ibadettir. Ne kadar derinleşirse marifet o kadar yükselir. Yani biz işte onları sevk ediyoruz mesela bugün. Müslümanlardan daha çok, ben öyle iman ediyorum ki sahada böyledir büyük ihtimal. Gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla, izlediğim kadarıyla böyle. Müslümanlar kadar bilim adamlarının materyallerini İslami, marifet eksenli, kulluk eksenli bir zemine taşıyan yok. Biz dönüştürüyoruz sürekli. Onlardan gelen bilgileri sürekli sevk ediyoruz. Tefsirlerde sevk ediyoruz, hadisleri anlarken sevk ediyoruz. İmanla, şükürle, ibadetle ilgili bahislerde o metinleri sevk ediyoruz. Neden? Bizim işimize yarıyor. nasıl oluyor da bu kadar işimize yarayan bilgi de biz sanki ona karşıymışız gibi bir şey söyleniyor. Ya Müslüman bilim ve teknoloji adına harama girmedikten sonra neyi kullanmadı şimdiye kadar? Ya işte matbaanın gelişiyor. Ya onlar başka şeyler. Mesela işte sosyolojinin icap ettirdiği belki adaptasyon süreçleri. Mustafa Armağan Hoca öyle anlatmıştı. Yani toplumun adaptasyonu farklı bir şeydir. Bugün mesela e-kitap diye bir şey çıktı değil mi? Kitaptan daha rahat, daha ucuz, daha çok şeyi böyle bir cihazın içinde taşıyabiliyorsunuz. E-book mu diyorlar, ne diyorlar işte o cihazların içinde, tabletlerin içinde taşıyabiliyorsunuz. Kaç kişi tabletten kitap okuyor şu an? Çok az. E-kitap beklediği patlamayı yapamadı Türkiye'de. Yani insanlar o alışkanlığı değiştiremediler. Kitaptan okuma alışkanlığı e-kitap alışkanlığına dönüşmedi. Bir anda dönüşse ne olurdu? Bütün matbaalar kapanırdı. Çünkü artık dijital ortamdan okunuyor. Basılı kağıt yok, mürekkep yok. Matbaalar biterdi. Aynen öyle de Mustafa Armağan Hoca bu zeminde anlatmıştı. O zaman taş oturdu bende. Yani diyor insanlar alışmış el yazısı, hat okumaya ya da katiplere yazdırmaya. Bu diyor bir meleke olarak yerleşmiş toplumda. Sen matbaada bastığın an o kitap birden yayılmaya başlamıyor ki. Hatta neydi o matbaanın bulucusu? Avrupa'daki. İsmi şimdi aklıma gelmedi. O adam da mesela Gutenberg. O adam da mesela çok zengin olarak ölmemiş. Açı açına ölmüş. Yani matbaayı buldum, bastım, birdenbire zengin oldum. Herkes kitap okumaya başladı diye bir şey olmamış ki. Adaptasyon, sosyolojik adaptasyon farklı bir olay. Bunun gibi de hani İslam'ın bilime, işte o dallara, Avrupa'daki patlayan tarzlara birden adaptasyon elbette olamaz. Çünkü sosyolojik bir durumdur bu. Ama görüyoruz ki Müslümanlar o bilgileri, o eserleri hep sevk ediyorlar, hep kullanıyorlar. Adam camide mesela tabletle hutbe veriyor. Bu şimdi İslam bilime karşı mı? Olsa zaten onu kullanmaz. Bizi böyle Amişler miydi onlar? Amerika'da böyle bir topluluk var, hiçbir şey kullanmıyor, elektrik falan filan. Onlarla bir tutmaya çalışıyorlar. İşte yanlış şeyler. Buradan şuna da varalım. Bilimsel bilgi Cenab-ı Hakk'ın sanatını kullanmada araç olabilir. Ama ana merkeze oturmamak kaydıyla. Yani asıl amaç Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazanmaktır. Burada söylenen şeylerdir işte tanıtmak istemesi, sevdirmek istemesi, gelecek ileride başka katmanlarda. Asıl amaçlar onlardır. Bunlar onların yardımcılarıdır. Aslına dönülürse yani araç amacın önüne geçmiş olur. Adam mesela namazını falan kılmıyor ama sürekli bitkiler üzerine çalışıyor. Kaçırdın abicim, ıskaladın sen. O araçtı, bu amaçtı. İkisini beraber tutturursan bir anlamı var da diyebiliriz yani. Şurayı da okuyalım. Ondan sonra bitirmiş olalım. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Az önce konuştuğumuz manalar işte. Nimet bağışlıyor. Öyle olmak zorunda değil. Cenab-ı Hak bizi bitki gibi güneşle, suyla, toprakla da hayatta tutabilirdi. Toprağa kaşıklardık. Öyle bir mekanizma kurardı ki toprak kaşıklardık, su içerdik, güneşle biz de fotosentez yapardık. Ama öyle değil. Bak kaç tane nimet vermiş bize. Aklımızın nimeti ayrı, kulağımızın duyduğu ayrı, ağzımızın aldığı ayrı, dilimizin aldığı ayrı, dişimizin bile aldığı tat var. Koku ayrı, dokunmakla olan ayrı, işte o gözün aldığı zevklerin katmanları farklı farklı, manzaraya bakmak farklı, resme bakmak farklı gibi gibi. Bu kadar ihsanat. Bütün katmanları düşünün. Duygusal, işte dokunuşlu vesaire vesaire. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Bak, Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti ihsan ile, çünkü o bizim Rabbimiz, yukarısı o. Bizim de muhabbetimiz itaat ile. Nasıl babanın evladına muhabbeti, ona ikramıyla, yardımcılığıyla, korumasıyla, himayesiyle, desteğiyle görünür. Ama evladınki bu şekilde değil. Evladınki itaatle görünür. Çocuk küçükse, babası güçlü, çocuk küçük, babası ihsan eder, çocuk da itaat eder. Yaramazlık yapmazsa anlarsın ki bu da babasını seviyor. Ama tersi olduğunda çocuk güçlendi, gençleşti, babası yaşlandı. Bu sefer babasını o himaye etmeye başlıyor bak. Değişiyor yerler gibi. Hem şu görünen inam ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. İnam yani nimetlerle ve ikramlarla size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Bir katman daha. Hürmeti şükürle gösteriyoruz. Cenab-ı Hak da bize ikramlarıyla merhametini, şefkatini gösteriyor. Hem şu kemalatının asarıyla, kemalatını yani mükemmelliğinin, olgunluğunun, yüksekliğinin, zirvesinin tabiri caizse asarıyla, eserleriyle manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Cenab-ı Hak size kendini tanıttırmaya çalışıyor. Siz de ona karşı bir hareket olsun sizde de yani. Madem böyle bir şey var, bir şey yapmalıyım, ben de buna bir karşılık vermeliyim, hissi oluşmalı. Değil mi? Bir insan size iyilik yapsa, şöyle yapsa, böyle yapsa, ya bir yemek vereyim de davet edeyim şu adamı dersiniz. Ya da işte ya bir hediye vereyim de teşekkür etmiş olayım dersiniz. Bir iadeyi ziyaret yapalım dersiniz. Aynısı Allah'a karşı da bizde oluşmalı. Kulluk onun üzerinde duruyor. İnsandaki bu ya bir şey yapmam lazım, bana bir ihsan oldu, bana bir iyilik yapıldı, ben nimetlendirildim, zorluğum çözüldü, himaye edildim gibi her şey nasıl ki bir karşılık vermem lazım düşündürüyor beşeri ilişkilerde, aynısını ve daha fazlasını Cenab-ı Hakk'a karşı hissetmemiz lazım diyor metin. Şu paragrafı da okuyarak dilim dönmedi bir türlü, ara vermiş olalım. Ve bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, masnuat sanatlar ve müzeyyenat süslemeler, süslü şeyler, tezyin eşyaları diyelim. Üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, mühür yani, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu yani onun elinden çıktığını ve kendisi tek ve yekta, İstiklal ve infrat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ve ona o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Sonra girene hali iki güruha ayrıldılar diyor. Devam etmeyelim, vaktimiz doldu. Şu son paragrafı da bir dahaki derse borçlanmış olduk. Onun üzerinde biraz daha duralım. Ama katmanları görüyorsunuz. Tanıtmak, sevmek, ondan sonra şefkat ve merhamet, cemal, manevi cemali görmek, ondan sonra da onun has mührüne varmak. Bunlara, bu katmanları da işte konuşmak üzere bir dahaki derse borçlanmış olduk. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin, tesirini üzerimizde halk eylesin. Bunları işitmekle işte o karşılık vermem lazım hissini de, hidayetini de bizde yaratsın, bize bahşeylesin, lütfeylesin. Şüphesiz her ne nimete erişiyorsak onun bahşiyle, her ne şükre erişiyorsak yine onun bahşiyle, Cenab-ı Hak iki türlü nimetinde üzerimizden esirgemesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.